geldiniz. Dostlar, Renault sembolümüzün bagaj açıp kapama düğmesi çalışmaz oldu. Sorunun neden kaynaklandığını söyleyeyim size. Şu dış kısımlarına su gitti. Sonra da hava çok soğuk olduğu için, çünkü karlı, buzlu bugünlerde hava o -14'lerde falan. Ondan dolayı da biz birazcık bunu zorladık. Şimdi ne oluyor? Bakın, şöyle açık pozisyonda olması gerekirken sadece içine girmesine rağmen o kadar zorluyoruz. Bak şöyle, ama açılmıyor. Kapalıya basıyoruz, açılmıyor. Açığa basıyoruz, açılmıyor. Anahtarı deniyoruz, hiçbir şekilde açılmıyor. Peki sizin kilit sisteminiz de bu pozisyona düşerse ne yapacağız? Formülü belli. Arabanın arka kapıdan arka koltuğu arkadaşlar. Şöyle düğmesi var zaten bunun şurasında, şu kısmında şöyle bastırıp, aynı şekilde karşısında da var, bastırıp aşağıya doğru alacağız. Sonra bagajın içine doğru gireceğiz dostlar. Biraz zor olacak ama halledeceğiz. Şimdi bakın, bunun şurada iki tane şu tırnakları aşağıya hem bastırıp hem de bir taraftan da kapağı asılmamız gerekecek. Evet, açtım. Kapağı yerinden çıkardık. Sonra bakın arkadaşlar, şu parça var ya, şu parçayı şöyle yukarıya doğru, aşağı doğruymuş pardon, şöyle aşağı doğru bastırdığımızda bu yerinden çıkacak. Peki sorun neymiş? Biz bunu, sorun şuradaki şu tırtıklı yer var ya arkadaşlar, bunun ayarı kaymış. Biz buzdan dolayı birazcık zorladığımız için şu tırtıklı parçanın ayarı bozulmuş. Asıl sorun oymuş. Peki bu arızayı nasıl çözeceğiz? Şimdi öncelikle şunu göstereyim size. Bakın, bunun burada merkezi kilit motoru arka tarafta arkadaşlar. Şu kısımda işte mekaniksel kilit mekanizması. Şunu şuradan şöyle çıkaracağım, ayar yapacağım. Ama öncelikle çalışmamış halini ve çalışmış halini iyi anlayabilmek için... Bakın, evet, şu parçanın şuradaki, şu parçanın aşağıya doğru gitmesi lazım. Şu beyaz parça var ya arkadaşlar, şu beyaz parçanın şuraya kadar gitmesi lazım. Gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü buradaki şu ön taraftaki bahsettiğim ayarında problem var. Şimdi o ayarını bir yapalım. Nasıl yapacağız? Evet, şimdi dostlar, bakın şu... Şu parça var ya, şu parça zaten yerleri sürekli çalıştığı için belli. Bakın, şurada ve şurada iz yapmış, yani aşınmış. Buralar birazcık mat dururken buralar aşınmış şekilde duruyor. Şimdi bakın, birazcık mekan dar, o yüzden çok fazla şey yapamıyorum. Evet, aşağıya getirdim. Aşağıya getirdim. Hem de aynı zamanda kamera dönümde engel oluyor. Bak, tam şu kısımlara, yani üstten 1, 2, 3, 4, 5 tane şu çizgiler var ya, yuvarlaklar. Onu açtıktan sonra, 5 tanesini geçtikten sonra 6.ya oturtun. Şimdi çalışacak. Bakın. Bakın, gördünüz mü? Artık şu, bu plastik, şu plastik şuraya kadar gelmeye başladı. Net gözüküyor mu diye şöyle bir bakayım. Daha iyice şöyle yaklaştırayım arkadaşlar size. Evet, bu açı iyi. Şimdi bakın arkadaşlar, şu pozisyon açık pozisyon, şu pozisyon kapalı pozisyon. Şu anda bagajın kapağı açık olduğu için otomatik kapatıyor alet, ama bak bak, evet. Yani bu pozisyona geldiği zaman bu doluya gelecek, arkadan bastığımız zaman kilit çalışacak. Şu pozisyona geldiği zaman da, evet, şimdi arka tarafından bir göstereyim size nasıl çalışıyor diye. Evet, bu pozisyon açma pozisyonuydu.
Evet dostlar, tam kilit mekanizmasını, kapıyı, pencereyi, her yeri kapattım. Dışarıdan çekemiyorum maalesef. Şimdi açık pozisyon. Şimdi kapalı pozisyon. Bu şekilde durması lazım. Evet. Açık. Kapalı. Açık. Kapalı. Bir daha şuradan göstereceğim. Evet. Açık. Kapalı dostlar. Hadi kapağımızı kapatalım. Evet, olayı, mantığı ve arızanın çözülmesi de bu şekildeydi. Kapağını da kapattık. Son bir daha testimizi yapalım. Bakın az önce içeri gitmeyen düğme şimdi içeri gitmeye başladı. Kilitleyelim. Evet, kilitliyoruz. Kilitledik. Açalım. Açıldı. Kilitledik. Artık eskisi olması gerektiği gibi oldu dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir sorunumuzu daha çözmüş olduk elhamdülillah. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.